sessiz olur musunuz mesajı attığı komşu ve iki oğlunun saldırısına uğramış ve ailesinin gözü önünde darp edilmişti. O üç şehir eşkıyası cezaevinden salıverilince ikinci şoku yaşadı. Şov Haber'e konuşan talihsiz adam ya başıma bir şey gelirse diyerek isyan etti. Evin içerisinde çocuklarımın ve eşimin göz önünde darp edildim. Evini basıp öldüresiye dövdüler. Teröristtiren o komşular tutuklanmıştı ama salıverildiler. Üstelik aynı mahalleye geri döndüler. Buradalar, hemen bizim yan binada. Koruma kararı var. Bizim binaya giremiyorlar. Ama yan binada evleri var. Yan binadaki evde oturuyorlar. Eşimin ve çocuklarımın karşılaşmasından korkuyorum. Yeşilköy'deki bu apartmanda oturan İskender Karaduman, eşi ve iki çocuğu 1,5 ay önce kabusu yaşadı. Her şey alt komşusuna attığı "Lütfen gürültü yapmayın" mesajıyla başladı. Lütfen çocukları koşturmasınlar evin içinde, rahatsız oluyoruz. Gayet kibar bir mesaj attım kendilerine. Bu mesajına komşularının cevabı akıl almaz oldu. Baba ve iki oğlu evini bastı, salonda darp etti. Buraya kadar beni sürüklediler. Babaları Ali Bey burada beni yatırdıktan sonra diziyle kafama bu şekilde bastırdı. Ve hiçbir şekilde hareket edemedim. İşin açısı kendimden çok eşimi ve çocuklarımı düşündüm. Çünkü zor. Çocuklarım benim için çok önemli. Söylenecek tek bir söz var. Böyle komşu olmaz olsun. O çirkin saldırıyı gerçekleştirdikten sonra baba ve iki oğlu gözaltına alındı ama ifade verdikten sonra serbest kaldılar. Ne zaman ki bu olay medyaya yansıdı, hemen tekrar yakalandılar ve bu kez tutuklandılar. 11 yıla kadar hapis sistemiyle haklarında dava açıldı. Ama nasıl olduysa bu hafta içi görülen ilk duruşmada tahliye kararı çıktı. Mahkeme 1,5 ay tutuklu olduklarını göz önünde bulundurarak serbest bıraktı. Şehir eşkıyası baba ve iki oğlu serbest kaldılar. Haberi duyan İskender Bey ve ailesi ikinci kez travma yaşadı ve maalesef şu an evlerinde diken üstündeler. Arkamdan bıçaklarlar mı? Arkamdan kafama bir şey vururlar mı? Üçü birden saldırırlar mı? Ne olur mu? Eşim, çoluğum, çocuğum, hepimiz perişanız. Karaduman ailesi başlarına bir şey gelmemesi için yardım bekliyor. Ben buradan Sayın Adalet Bakanımıza ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza seslenmek istiyorum. Üç tane adam gece yarısı evime girdi. Salonun ortasında çocuklarımın ve karımın gözü önünde beni darp ettiler. Ve maalesef bu adamlar şu anda dışarıdalar.